Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde öğretim stratejileriyle devam ediyoruz. Öğretim stratejileri ve öğrenme stratejileri. Bu sene ilk defa öğrenme stratejilerinden soru geldi. O konuyu da kısa bir şekilde işleyeceğiz. Ama daha önemlisi öğretim stratejileri. Arkadaşlar öğretim stratejileri 3 tane. Hemen her sene, bakın soru gelmediği yıl ben hatırlamıyorum. Hemen her sene bir sorudur. Sunuş, buluş ve araştırma inceleme. Buraya odaklanalım. Her soru bizim için çok değerli ve çok önemli. Bugün buradan bir soruyu alalım, öyle gidelim. Sunuş yoluyla öğretim stratejisi geleneksel özellikleri taşır. Ahzubel tarafından ortaya atılmıştır. Alış yoluyla öğrenme ya da kural örnek yöntemi de denir. Ama unutmayın, sunuşu anlamlı öğrenme diye zihninize kazıyın. Anlamlı öğrenme vardır. Sunuşta anlamlı öğrenme vardır. Öğretmen merkezlidir. Öğretmen konuyu anlamlı bir bütünlük haline getirir. Genelden özele doğru aktarır, sunar, verir, açıklar. Genelden özele doğru sunuyorsak, aktarıyorsak, veriyorsak bu ne oldu arkadaşlar? Genelden özele doğru gitmek tümden gelim oldu. Kavram ilke genellemelerin, soyut konuların öğretiminde kullanılır, alt düzey olan bilgi düzeyinde kazanımlar sağlar. Önemli bir şey söyleyeceğim, dikkat. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde öğrenci tamamıyla pasif değildir arkadaşlar. Bakın, öğrenci aktiftir. Hocam siz buraya pasif yazdınız. Nerede kalemim? Öğrenci aktiftir. Ama ne kadar aktif olursa olsun, ne kadar aktif olursa olsun iki tane aktör var. Öğrenci ve öğretmen. Öğretmen daha aktiftir. Yani öğrenci aktiftir ama öğretmene göre pasif konumdadır. Sunuşta öğrenci tamamıyla pasif değildir. Çıkan bir tane soru var. Öncüllü soru var. Çıkmış sorular ve Telegram grubuma atıyorum onları. Oradan bakabilirsiniz. Cevap çoklu zeka, sunuş ve buluş olan bir sorumuz var. Çoklu zeka, buluş ve sunuş. Sunuşun en son öncülde diyor ki öğretmen öğrenci arasında yoğun bir etkileşim vardı. Çünkü sunuşta tartışma var, soru cevap var. Ama öğrenci tamamıyla pasif midir, değildir. Öğrenci aktif olsa bile öğretmene göre daha pasif konumdadır. Unutmayın, unutmayalım. Ama anlatımda öğrenci tamamıyla pasiftir diyeceğiz. Şimdi sunuşun diğer adı anlamlı öğrenme. Ben diyorum ki Türkiye'de sunuş acaba anlamlı öğrenme gibi mi anlatılıyor yoksa Türkiye'deki sunuş uygulanıyor, ezber mi? Türkiye'deki sunuş bir ezber arkadaşlar. Sınava hazırlanırız. Daha doğrusu çok iyi hazırlanmayız. Sınav akşamında çalışırız. Sınavda yaparız. Sınavdan sonra unuturuz. Türkiye'deki sunuş bu arkadaşlar. Benim yetiştiğim eğitim sistemi bu. Sizinki de muhtemelen buna yakın. Şimdi Azubel diyor ki kardeşim benim stratejimde anlamlı öğrenme var. Öyle ezber mezber yok. Anlamlı öğrenme olması için dört şeye dikkat ediyor. Bir, biz ardışık aşamalı gideceğiz. Örgütleyici kullanacağız. Sade dil, bol örnek ve soru cevap tartışma. Bunları açacak olursak şöyle diyor arkadaşlar. Konular ardışık ve aşamalı olur genellikle sunuşta. Ardışıklık, aşamalılık varsa biz bu ilkeyi dikkate alırız. Konular basitten karmaşa, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene doğru gider. Yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme diye gideriz, gitmek zorundayız. Bu arkadaşlar ardışıklık, aşamalılık. 1, 2, 3, 4 diye gitmemiz ardışık, basitten karmaşaya, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene gitmemiz aşamalılık. Bunu yaptık hocam. İkinci yapacağımız şey örgütleyici. Ön organize ediciler kullanma. Arkadaşlar örgütleyici sunuş için önemlidir. Anlamlı öğrenme olması için önemlidir. Örgütleyici, sentezleyici, ön organize edici, eski konuyu hatırlatan, yeni konuyla eski konu arasında bağ kuran yapılardır. Yani konuları zincir halkası gibi birbirine bağlayan yapılara biz örgütleyici diyoruz. Metin Hoca diyor ki arkadaşlar örgütleyicileri dizi özetine benzetin. Ama ne kadar dizi özeti? 5 dakikalık bir dizi özeti. 5 dakika arkadaşlar. 6'sı yok. Yani 6'sı var elbette ama 3-5 dakikalık zaman dilimi. Kalkıp dizi özeti böyle bir bölüm gibi değil. Dizi özetindeki mantık şudur. Bir bölümü izledin. Geldin şurada izledin filmi, burada bitirdin. En heyecanlı yerinde bitti. Aradan bir hafta geçti. 3 gün, 5 gün geçti. Sen o bölüme devam edeceksin. Senin işin gücün var kardeşim. Diziyi unutabilirsin. Önemli anlarını unutabilirsin. Oradaki yapımcı ne yapıyor?
5 dakikada önceki bölümün önemli anlarını sana veriyor. Diyor ki bak burada kaldık, hadi buradan devam edelim. Bu bağlantıyı kurmaya, dizi özetine biz örgütleyici diyoruz. Derste de eski konuyu hatırlatıp yeni konuyla bağlantı kuruyorsak şuraya biz ne diyoruz? Örgütleyici, onar, ön organize edici. Örgütleyici kullanmanın amacı şudur. Konular dağılıp gitmesin. Konular birbiriyle bağlantılı, anlamlı, bütüncül öğrenilsin. Örgütleyiciler içerisinde kavram haritaları çok kullanılır. Kavram haritalarının en çok kullanıldığı strateji sunuştur, unutmayın. Şekiller, grafikler, soru cevaplar, kısa özetler bunlar örgütleyicidir. Örgütleyici dersin başında bir önceki konuya yaptığımız kısa değinmeleri örgütleyici diyeceğiz. Başka ne yapacağız? Arkadaşlar sunuşta öğretmen sunuyor değil mi? Öğretmen çok uzun aktarırsa siz bana diyorsunuz ki hocam bu videolar kısa mı yeterli mi? Yeterli arkadaşlar. Gerçekten yeterli. Ama inşallah bir seri daha yapacağız. O seride soru çözüp özet yapacağız. Anladınız mı? Sorular üzerinden gideceğiz. Süre arttıkça dikkat azalır. Şimdi ben size bu konuyu yaklaşık 20-25 dakikada anlatmak yerine 45 dakikada atıyorum 80 dakikada anlatsam sıkılacaksınız. Süre arttıkça dikkat azalır. O halde öğretmen yalın, sade bir anlatım yapar. Bol örnekle dersi desteklememiz lazım. Bolca örnekle konunun anlaşılmasını, öğrenilmesini sağlayacağız. Öğrenci derse katılsın diye soru cevap ve tartışma yapacağız. Bunları yaparsak sunuşta ezber olmaz, sunuşta anlamlı kalıcı öğrenme olur. Sunuş en çok kullanılan, en ekonomik öğretim stratejisi. Arkadaşlar kullanılmadığı yer yok. Dersin girişinde, özette, tekrarda, ön bilgileri verirken kalabalık gruplarda konu çok, bak konu çok, zaman yoksa sunuş kullanırız. Ama özellikle şu ikisini unutmayın. Ön bilgi olmadığı durumda çocuğun ön bilgisi yok. Sen onları buluşla araştırmayla yapamazsın. Hızlıca sunuşta ön bilgileri geçersin. Ve zor konuların öğretiminde. Şimdi zor, karmaşık böyle öğrenilmesi epey güç olan konuları kalkıp buluşla araştırmayla öğretmesin. İlk ağızdan anlatırsın, bol örnekle, hikayeyle, görsellerle, materyalle akılda kalır hale getirirsin. Yani ön bilgi olmadığında zor konularda sunuş kullanırız. Sunuşun aşamaları şudur. Dersin başında öğretmen ön organize edici kullanır. Hocam neydi o? Eski konuyu böyle hatırlattık. Daha sonra konuyu tüm dengelimle anlatırız, sunarız. Daha sonra bol örnekle konunun anlaşılmasını sağlarız. Daha sonra özet yaparız. Dört aşamadan oluşur. Dersin başında eski konuyu hatırlattım. Osmanlı'nın ne diyelim duraklama dönemini işledik. Gerileme ve çöküş. Gerileme ve çöküşü anlatmadan önce duraklamayı bir özetledik. Gerileme ve çöküşü anlattık. Oraya ait sorular, etkinlikler yaptık. En sonunda da bir özet yaparak dersi bitirdik. Buna biz ne diyoruz? Sunuş yoluyla öğretim stratejisi. Peki buluşta Bruner ne diyor bize? Bruner diyor ki kardeşim öyle hazır sunmak yok. Vermek, aktarmak, açıklamak yok. Öğrenci bulacak. Öğrenci buluşa gidecek. Biz ona yardımcı olacağız. Örneklerden kurala gitme. Örnek kural yöntemi ya da keşif yoluyla öğrenme. Keşfeden kim? Öğrenci. Şimdi Bruner diyor ki öğrenci bilgiye ulaşmalı, bilgiyi keşfetmeli. Kendisi bak ulaşacak, keşfedecek. Biz ona süreçte rehberlik edeceğiz. Biz ona yardımcı olacağız. Bizim yönlendirmelerimiz de öğrenci buluşa gidecek. Buluşta kavram ilke genellemeleri öğrenci ulaşıyor. Örneklerden genel kavrama ulaşıyorsa tüme varım var. Kavrama üstü kazanımlar var ve Brunner'in bir benzetmesi var. Öğrenci bilim adamı gibi olmalıdır diyor. Arkadaşlar diyorum ki öğrenciyi bilim adamına biz çevireceğiz. Ne yapacağız hocam? İki görevimiz var. Bak sunuşta her şeyi biz yapıyorduk. Buluşta iki tane görevimiz var. Rehberiz. Birinci görevimiz öğrenciyi harekete geçirmek. Öğrencinin bilgiye ulaşmasını sağlayacağı o bilim adamındaki araştırma, öğrenme, bilme, merak duygusunu ortaya çıkarmak. Bunu yaptık. Öğrencinin merak duygusunu uyandırdık. Harekete geçirdik. Ama öğrenci ne yapacağını, nasıl bulacağını, bilgiye nasıl ulaşacağını bilmiyor. Ne yapıyoruz? Öğrenciye bulduruyoruz.
Örneklerden, ipuçlarından, sorulardan, dönütlerden yararlanarak öğrenci bilgiye ulaşıyor. Ve öğrenci bulana kadar bu devam ediyor. Nihayetinde öğrenci buluyor, yaşasın buldum diyor. Oysa ve güdüleniyor. Oysa ona bulduran sensin. Unutmayalım arkadaşlar, sezgisel düşünce buluş için anahtar bir kavramdır. Yani sezgilerimize dayalı öğrenme. Ben şöyle bir örnek hep veririm. Ya Karadeniz bölgesine dair ne biliyorum? Karadeniz'e kıyısı var, yağmurludur, bitki örtüsü ormandır. İşte illeri Zonguldak, Sinop, Samsun, Trabzon, Rize gibidir. Ordu, Giresun gibidir. Bunları biliyorum. Siz bana bir tane dilsiz harita getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki Karadeniz'in en gelişmiş limanı hangisidir? Normalde benim cevap yok demem lazım. Çünkü bilgim yok. Yeteri derecede bilgim yok. Ama sezgilerim bana vallahi Sinop diyor. Şuradaki buruna bak. Ben Sinop diyorum. Sana Zonguldak diyor. Başka sana Trabzon diyor. Başka sana Samsun diyor. Rize diyor. Her birimize bir şey diyor. Sezgilerimiz öyle diyor. Sezgilerimize göre bir tahminde bulunduk. Araştırdık. Neyi bulduk? Samsun'u bulduk. Yanıldım mı? Kardeşim ben yanıldım. Ama buldun mu sonuçta? Samsun'un olduğunu, nerede kalemimiz? Samsun olduğunu sonuçta öğrendim. Mühim olan öğrenmek zaten. Samsun'u buluyorsam al sana sezgisel düşünce, al sana buluş. Tamam mı? Öyle ya da böyle. Şimdi değerli dostlar bakın. Ders 40 dakika. 39 dakika öğrencide merak uyandırdık, ipucu verdik, dönüt verdik, soru sorduk, yönlendirdik. Çocuk bulamıyor. 39 dakika geçti. Sen cevabı çocuğa verdiğinde evladım işte çözüm neydi? Çözüm bu kalem. Çözüm bu kumanda, bu mikrofon. Bunu ona söylediğinde arkadaşlar cevap ne olur? Sunuş olur. Hocam 39 dakika buluş yaptım. Yaptın. Ama sonunda kim buldu? Sen dedin ki evladım mikrofon. Mikrofonu söylediğin anda o ne olur? Sunuş olur. Buluşta öğrenci bulacak. Yani bunu amiyane tabirle getireceksin. Gözüme sokacaksın. Aa buldum yaşasın ben buldum. Oysa ben bulmadım. Bak sen bana buldurdun. Buluşun mantığı bu. Öğretmenin rehberliğinde öğrencinin cevaba ulaşması, sonuca varması, bilgiye ulaşması, bulması, buluş. Buluşun aşamaları çok değerli, çok önemlidir. Öğretmenin örneğiyle başlar, öğrencinin örneğiyle biter. Öğretmen örnek verir, çocuk inceler. Öğretmen ek örnek verir, bak unutma. Örnek inceledi çocuk. Ek örnek inceledi çocuklar. Zıt örnek inceledi, karşılaştırdı çocuklar. Çocukların bulduklarına rütuşlar yaparız. En son bak çocuklar bulur, en son örnek verirler. Çocuklar, öğrenciler ilke genellemelere ulaşırlar. Öğrenci ulaşır. En son çocuk öğrendiğini belli eder, ek örnek verir. Yani şöyle diyeceğiz, bakın bir kodlama yapacağım burada. Öğretmen konuya sıfata örnek verir, sıfat tamlamasına. Çocuklar inceler. Öğretmen ek örnek verir. Yeni bir sıfat tamlaması verir. Çocuklar inceler. Öğretmen zıt örnek verir. Bir isim tamlaması verir. Çocuklar inceler, karşılaştırır, bir şeyler bulur. Öğretmen gerekirse rütüş yapacaksa yapar. Küçük düzeltmeler yapar. Çocukların bulduklarını. En son çocuklar bulur ve çocuklar bulduklarını yeni bir örnekle ispat eder. Ben geometrik şekilleri şöyle anlatıyorum değerli arkadaşlar. Diyorum ki sunuş yapsam mesela gelirim şöyle derim dörtgenler kare derim tanımını yaparım özelliklerini yazdırırım. Dikdörtgenin tanımı özellikleri yamuğun özellikleri sonra paralel kenarın özellikleri sonra atıyorum beşgen derim beşgeni anlatırım altıgen derim böyle kısa sürede bir sürü bilgi aktarırım. Şimdi siz öğretmensiniz daha doğrusu ben öğretmenim hadi öyle olsun. Sonunda bir şey olacak çünkü. Ben öğretmenim. Size dörtgenlerin özelliklerini, bu iki özelliğini bulduracağım. Benim ne çizmem lazım? Dörtgen konusunda benim dörtgene örnek çizmem lazım. Örneğimi verdim. Kare. İnceliyorsun. Dört tane kenarı var. İç açıları 360, kenarları eşit.
kenarları birbirine paralel. İnceledim, bunları buldum. Ek örnek vermem lazım. Ek örnek veriyorum. Dikdörtgen. Diyorsun ki dört kenarı var. İç açıları 360. Kenarları eşit değil. Bunu çiziyorsun. Paralel. Sonra örnek, ek örnek, zıt örnek. Üçgen çiziyorum. Tamam hocam. Dört tane kenar olan, iç açılar 360 derece olan, kenarları paralel olan çokgen. Öğretmen burada devreye giriyor. Ben diyorum size ki arkadaşlar şu paralel özelliği hepsi için geçerli değil. O zaman tamam diyorsunuz. O zaman dört tane kenarı olan, iç açılar 360 derece olan çokgenlere dörtgen denir. Bunu buldunuz. En son bulduğunuzu örneklendireceksiniz. Bana ne diyorsunuz? Ben sizin için bu kadar uğraşırken siz bana yamuk diyorsunuz arkadaşlar. Anladınız mı bak? Kare örnek, dikdörtgen, ek örnek, üçgen, zıt örnek. En son çocuğun bize yamuk demesi çocuğun ek örneği, öğrencinin ek örneği. Burayı ben hep böyle öğretiyorum ve öğreniliyor, akılda kalıyor. Önemlidir. Ben buraya ezber derim. Problem çözme basamakları ezberdir. ÖYT'de iki tane ezberimiz var. Biri problem çözme basamakları, biri buluşum basamakları. Kare örnek, dikdörtgen ek örnek, üçgen zıt örnek, yamuk çocuğun örneği. Bitti, bu kadar. Materyalde de Dali'nin yaşantı konusunu inşallah beraber ezberleyeceğiz arkadaşlar. Araştırma inceleme yoluyla öğretim. Arkadaşlar buna çok şey söylemiyorum. Diyorum ki problem çözmeyi gördük. Projeyi de gördük. Şota Arçil değil mi? İkiz kardeşler. Bu ikisini alın koyun araştırma incelemenin içine. Araştırma inceleme bilimsel araştırma sürecine dayalıdır. Problem çözme basamakları uygulanır. Derse gerçek, gerçeğe yakın problem getiririz. Farklı çözümü vardır, ilgi merak uyandırır. Öğrenciler onu bilimsel yönteme göre çözerler. O yöntem neydi? Problemi hissetme, problemi tanımlama, bilgi toplama, hipotez kurma, bilgi toplama, hipotezleri test etme. Problemi çözme ve raporlaştırma. Bilimsel araştırma süreci. Sorarım sizlere bu süreç kısa süreli midir? Çok uzun mu sürer? Hocam ya burası çok uzun sürer. Günler, haftalar, aylar sürer. Uzun soluklu. Sınıf içi, sınıf dışı yönü vardır. Uygulama üstü kazanımlar sağlar ve bilimsel sürece dayanır. Tüme varın, tümden gelin. Yani hipotetik dedüksiyon vardır. Araştırma, inceleme yoluyla öğretimde. Sınav sorularında arkadaşlar, bir bak unutmayın. Burayı ayıracaksak, sunuşu şuradan böldük. Sunuş geleneksel, buluş ve araştırma inceleme çağdaş. Buluşa birinci adım, araştırma incelemeye ikinci adım diyebilirsiniz. Sunuşta en çok kullanılan yöntem anlatım yöntemi. Sunuşun diğer adı anlamlı öğrenme yöntemi. Ve sunuşta örgütleyiciler, ön organize ediciler çok kullanılır. Eski konu, yeni konu, şu arada bağ kurarsın. En çok kullanılan örgütleyiciler de kavram haritalarıdır. Kavram haritaları sunuşta çok kullanılır. Buluşta örnek, ek örnek, zıt örnek, çocuğun örneği, örnek olayı çok kullanılır. Kavrama üstüdür. Buluşun aşamalarına da dikkat. Geometrik şekilleri sayıyoruz. Duyuyorum sizi. Duyuyorum. Kare, dikdörtgen, üçgen ve yamuk. Tamam. Burası. Araştırma inceleme. Tüme varım, tümden gelim kullanılır. Uzun solukludur. Problem çözme yöntemi en çok kullanılan yöntemdir. Bilimsel araştırma süreci vardır burada. Bir benzetme yapacağım arkadaşlar. Sunuştan bahsediyorum size. Ben sizin evinizdeki küçük kardeşiniz. 3 yaşındayım. Şöyle oturuyorum. Burası oturma odası. Beni burada hazır besliyorsunuz. Besliyorsunuz derken bakıyorsunuz, yediriyorsunuz, içiriyorsunuz. Yanlış anlamayın. Her şey yanlış. Bana da hakaret etmeyin, tamam mı? Beni hakikaten bir çocuk 3 yaşında bir bebeğim yani. Kendi ihtiyaçlarımı göremiyorum. Siz beni besliyorsunuz, yediriyorsunuz, içiriyorsunuz. Su diyorum, su geliyor. Çikolata diyorum, geliyor. Meyve diyorum, geliyor. Oyuncak diyorum, geliyor. O kadar rahatım ki siz bana her şeyi sunuyorsunuz, veriyorsunuz, açıklıyorsunuz, aktarıyorsunuz. Buluşta diyorsunuz ki bu kadar hazıra alışmasın. Ben çalışıyorum, didiniyorum.
mutfağa getirdiğimi hiç değilse kalksın mutfaktan alsın yesin. Ama ben hazırcıyım, böyle oturuyorum. Buradan da mutfağa uçamam, gidemem yani. Sizin iki göreviniz var. Merak uyandırma, buldurma. Metin, mutfakta öyle bir meyve var ki. Metin, öyle bir çikolata var ki. Evladım, böyle bir tat, öyle bir lezzet, öyle bir şey yok. Ben meraklanıyorum, tamam mı? Mutfağı bilmiyorum ama ben benzetme yapıyorum. Ben ayağa kalkıyorum. Hani nerede? Bulmak istiyorum ya. Ben o heyecanla, merakla, öğrenme isteğiyle, bulma isteğiyle ayağa kalk. Ama mutfağı bilmiyorum. Siz bana sorularla, dönütlerle, yönlendirmelerle mutfağı bulduruyorsunuz bana. Mutfakta o ilgili bölümü, onu bunu bulduruyorsunuz. Atıyorum, bulacağım şey buydu. Bu bir çikolata diyelim ya da bu ejder meyvesi. Ben bunu buluyorum. Aa, buldum, yaşasın. Oysa siz bana buldurdunuz. Araştırma, inceleme de diyorsun ki çikolatanın faydaları nelerdir? Ya da çikolatanın üretim aşamalarını nelerdir? İnsan sağlığı için faydaları ve zararları nelerdir? Bunları bize getir. Süre ne kadar? 1 ay. Süre ne kadar? 2 hafta. Araştırıyorsun, buluyorsun, getiriyorsun. Oldu sana araştırma, inceleme. Ya da ejder meyvesi hangi iklim koşullarında yetişir? İnsan sağlığına faydaları nelerdir? Ejder meyvesini aradın, buldun, araştırdın, sağlıkçılarla konuştun, coğrafyacılarla konuştun, atıyorum bitkin neyse. Gittin, buldun, getirdin. İşte al sana araştırma inceleme. Birinde hazır veriyoruz. Bak, hazır veriyorsun bana bunu. Diğerinde var olanı bana bulduruyorsun. Diğerinde nasıl olduğunu bana öğretiyorsun. Git araştır, gel. Öğretmen olmadan sunuşta çocuk hiçbir şey yapamaz. Biz sunuyoruz. Buluş ve araştırma incelemede öğretmen rehberdir. Buluşta öğrenci öğretmene daha bağımlıdır. Öğretmen olmadan çocuk bulamaz. Ama araştırma incelemede daha özgürdür. Uygulama üstüdür. Kendi ayakları üzerinde durur. Ama yine öğretmen rehberliğini yapar. Unutmayın, unutmayalım. Buradan bir tane soru var. Arkadaşlar, videonun son bölümünde öğrenme stratejileri. Ya ben bir konuya çalışıyorum, siz de çalışıyorsunuz. Kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe bilgiyi aktarıp onu orada unutmadan sınavdan sonrasına kadar tutmak istiyoruz. Şimdi bunun için birincisi dikkat stratejisi. Arkadaşlar, dikkat stratejisi şu. Bir konu çalışıyoruz. Orada önemli yerlerin, bakın ben ne yaptım? Altını çizdim. Akılda kalır. Buraya bir atıyorum yıldız koyarsın. Kitapsa bu kenarını katlarsın. Atıyorum bir hatırlatıcı. Burada bir şeyler gördüm ama. Heh. Atıyorum hatırlatıcı. Önemli bir şey varsa bunu buraya yapıştırırsın. Ne diyorsun? Bak, önemli yerlere kenarına kısaca not alıyorsun. İlk defa bu sene soruldu. Not aldım bunu buraya. Bunlar dikkat stratejisi. Kişinin baktığında daha çabuk, daha hızlı görmesini istediğimiz şeyler. Şekiller, grafikler, altını çizme, kenarını not alma, yazı yazma, bir işaret koyma, keçeli kalemlerle işaretleme, dikkat stratejisi. Tekrar, öğrendiklerimizin %80'ini 24 saatte unutuyormuşuz. Bazısı 1 saatte diyor, 24 saat diyor. 24 saatte yarısı şey, %80'ini unuttuk. O halde biz bilgileri unutmak istemiyorsak belli aralıklarla tekrar yapmamız lazım. Tekrarlar unutmanın önüne geçer. Kısa süreli bellekteki bilginin uzun süreli belleğe aktarılmasını sağlar. Anlamlandırma stratejisi. Arkadaşlar, anlamsız kelimeleri, anlamsız konuları, her şeyi, anlamsız konuları, anlamsız şeyleri öğrenmek zordur. Anlamlı olanlar daha iyi akılda kalır. Anlamlandırırken iki stratejimiz var. Eklemleme, örgütleme. Eklemleme, ekliyoruz. Daha önce bildiğimiz, zihnimizde kodladığımız, tam olarak uzun süreli belleğe oturttuğumuz bilgilerle ilişkilendirme yapıyoruz. Mesela kodlamalar yapıyoruz, değil mi? Tam öğrenmede pide diyoruz, değil mi? Ya da İstanbul'un usta zengini Sakip diyoruz. Bu nedir? Kodlamalar ya da analoji. Bak, beyni neye benzet? Cevize benzet. Bilinenden bilinmeyene. Benzetme yapma, bağlantılar, ilişkilendirmeler,
çağrışımlar, bunların hepsi eklemleme. Örgütlemede ise örgüt yapısı, ilişkiler, konuları arasında bağlantılar kurabilme. Yani kavram haritası, zihin haritası, bilgi haritası, tablolar, görseller, yönlendirmeler, onlar da örgütleme stratejisi. Anlamlandırma iki türlüdür. Birinde bilinen bir şeye ekleriz, bağlantı kurarız, ilişkilendiririz, benzetme yaparız, bu eklemleme. Diğerinde konular arasında anlamlı bir bağ, ilişki kurmaya, örüntü oluştururuz. Vardır ya müdür, müdür yardımcısı, işte atıyorum gene yardımcı personel, işte hizmetli vesaire, kurumun bir örgütsel yapısı vardır. Buradaki amaç da o. Örgütsel yapıyı, o örgütleme yapıyoruz. Böylece konuyu anlamlı hale getiriyoruz. Yürütücü biliş, arkadaşlar, üst biliş, yürütücü biliş. Ben bu konuyu biliyorum, burada eksiğim var. Şurası iyi, burası kötü. Bunu demek ne? Yürütücü biliş stratejisi. Yani ben ÖYT'yi hallettim. Metin Hoca'dan program geliştirmeyi bekliyorum. Ben program geliştirmeyi bekliyorum. Metin Hoca şöyle bir şey söyledi bize. Soru çözmüyoruz ama Metin Hoca diyor ki ben bir de sorularla tekrar ettiğim bir seri yapacağım. ÖYT'nin tamamını. Ha ben ne yapayım? Metin Hoca'nın bu serisini de izlemem lazım. Öz değerlendirme, öz düzenleme. Duysal stratejiler şöyle, öğrenmemizi etkileyen duysal, motivasyonu etkileyen duysal süreçler. Bahseder ki ben müzikle daha iyi çalışıyorum. Bir dönem vardı, işte okunmuş kalem, sınav kazandıran kalem. Ben bu kalemle daha çok, ve valla bununla soru çözdüğümde çoğunu yapıyorum. Keşke öyle olsa. Öyle olsa da çoğunu yapsak. Ama buna inanıyoruz. Ya da ben hep örneğim şudur. Bayanlarda bu vardır. Mesela bayan arkadaşlarımız masaya böyle, erkekler biraz daha dağınığız biz. Şu an benim orada masamın üstünü görseniz, elinizi uzatsanız bulup alamazsınız onu. Öyle bir tuhaf bir görüntü var. Ama bayanlarda şu var mesela. Alır ıslak mendilini, böyle bir güzel cillop gibi siler masanın üstünü. Kitapları tek tek böyle üst üste dizer. Öyle yapar. Elini kolunu böyle sıvazlar. Ben böyle çalışacağım. O öyle düzenli olmasa çözdüğü soru ona böyle bir yavan gelir. Ben böyle daha iyi öğreniyorum. Daha iyi motive olurum. İşte bu duysal strateji. Öğrenmemizi etkileyen, motivasyonumuzu sağlayan her şey duysal stratejilerdir. Geri dönerek bugün ne gördük? Bugün üç tane strateji gördük. Sunuş, buluş, araştırma, inceleme, banko soru. Arkadaşlar öğrenme stratejileri gördük. Dikkatimizi artıracak altını çizme, işaretlemeler, şekiller, dikkat. Tekrar stratejisi tekrar ederek kısa süreden uzun süreli belleğe aktarırız. Anlamlandırma ikiye ayrılır. Eklemleme ve örgütleme yaparız. Yürütücü biliş ben böyle daha iyi öğreniyorum, böyle öğrenemiyorum. Soru çözmem lazım, şöyle yapmam lazım. Duysal stratejilerde öğrenmeye ilişkin motivasyonu arttırıcı uygulamalardır diyorum. Dersi burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki konumuz baş belamız kolbumuz arkadaşlar. Öğrenme stilleri kolbda. Hepinizi buraya bekliyorum. Ha, kanala abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.